Herkese selamlar The Wolfpack kanalıma hoş geldiniz. Yılbaşı olduğu için ikinci bir videoda atmak istedim. Bugünkü küçük koramamızın konusu Arya'nın Braavos'tan tanıdığı ve Denizci'nin karısı olarak anılan Zanya'nın kocasının kim olduğu. Bunun için iki aday vardı ve ikisi de birer Lannister arkadaşlar. Kadının kocasının bir Lannister olduğu iddiasının sebebi de Kızıl Lanna'nın görünüş olarak Lannister renklerine sahip olması ve isminin ailenin efsanevi kurucusu Zekira'nın dişi versiyonu olması. Yani kız bir Lannister ismine sahiptir. Bu yüzden muhtemelen bu kız gerçekten de bir Lannister. Şimdi adaylarımıza geçelim. İlk adayımız Tyrion'un ve Jaime'nin en sevdiği amcası Gavrian Lannister. Aile yadigarı Valyria kılıcı parlak kükremi bulması bahanesiyle Esos'a giden bir süre sonra kayboldu ve 10 senedir ortalıkta görünmüyor. Tywin kardeşini bulması için adamlar gönderse de izini ancak Volantis'e kadar sürebilmişlerdir. Kendisi Braavos'a gitti mi net bilinmez ama biz gittiğini farz edebiliriz. Çünkü genelde orası çok uğrak bir yerdir. Adamları onun Valilya'ya gideceği yüzünden terk ettiğinden Volantis'e giderek oradan köleler satın alır. Adam açını kapatır bu şekilde. Ondan sonra ondan bir daha haber alınmadı. Öldüğü farz ediliyor. Ben ölmediğini umut ederim. Sevdiğim birilerini sırada hiç görmedik adam ama herhalde Tyrion seviyor diye seviyorum bilemedim. Westeros'tan ayrılmadan önce Joy isimli gayrimeşru bir kızı olmuştu hatırlarsanız e, Sylvie Westerling'in oğluyla evlendirilecekti hatta kadın bunu duyunca bir piçleme falan diye durup, duyup ve sinirlenmişti falan Jamie de uyuz olmuştu kadının tepkisine İddiaya göre Geryon denizcinin karısıyla Bravos veya belki başka bir yerde tanıştı, evlendi ve bir çocuğu oldu ama adam Volantis'te görüldükten sonra kaybolduğunda onun yasını tutmaya başladı ve geçimini sağlamak için Bravos'a zani oldu. Gerin bir denizci olduğu için de isminin ondan geldiği düşünülür. Yine isimle diğer zani onun kocasının çoktan öldüğünü söylüyor. Muhtemelen onun tahmini. Bazıları kadının tek damladan geleceği gördüğü için öngörüsü falan diye de düşünebiliyor ama kadın geleceği öngörüyor geçmişi değil yani tahmininden öte giden bir söz değil kanımca. Kişisel fikrim geliyor çok da güç bir aday değil. Kadının inanç mensubu olması onun ve olduğunu gösteriyor. Bu durumda onunla orada tanışması çok daha olası ama bununla ilgili bir bilgi yok. Sürekli deniz yolculuğu yapan birinin burada geçirdiği sürenin kısıtlı olacağını tahmin ediyorum. Ve bu kadının tek başına oralarda ne işi olduğu da sorulmalı. Yani bu Esos'ta her şekilde ne iş yapıyordu da geçimini sağlıyordu. O zamanlarda bir ise Gary'nin böyle bir evlilik yapacağını düşünmek için bir sebep yok. Ayrıca onun pek evlilik adamı olduğunu da düşünmüyorum arkadaşlar. Bunca yıldır evlenmemiş. Diğer yandan London'ın yaşıyla gelinin Westeros'u terk etme yaşı da uymuyor. Yani e, kız ondan olamaz. Arada en az 3-4 sene var yani. En güçlü adayımız ise Tyrion Lannister. Denizcinin karısının aslında Tişe olduğu ve Tywin tarafından kovulduktan sonra Boravos'a gittiği düşünülüyor. Tyrion karısının nereye gittiğini sorduğunda Faşiler nereye giderse oraya cevabındaki yer Boravos olmalı. Çünkü özgür şeyler videomda da anlattığım gibi Braavos zaniyeyle meşhurdur ve Vestros terk eden birinin gidebileceği en makul yer burası görünüyor. Evet Lys de bu konuda meşhur ama oraya herkes alınmaz. Özel kıstahları olduğu gibi kimse de kendi ayağıyla köle olmak için de gitmez herhalde. Vestros'a köle satışı da yasak. Onursuzu kabul ediliyor. Gönderilecek en makul yer Braavos. Kadının yüksek ihtimal Vestros olduğunu zaten söyledim. Lana'nın yaşı da tutmaktadır. Eğer Tyrion'un ilk evliliğinden bir çocuğu olmuşsa şu an Lanna yaşında olmalı. Diğer yandan en iyi ipuçlardan bir de denizcinin karısının tüm müşteriyle evlenmesi. Tishan'ın evlendikten sonra yaşadığı travmayı düşünürsek bunun kalıntısı olarak kadının zani olması ve tüm müşteriliyle evlenmesi anlaşılabilir bir psikolojik davranış. Arya'nın kadında hüzünlü bir şeyler olduğunu izini mi de kadının kötü şeyler yaşadığını gösteriyor zaten. Tabi insanın sevdiği kocasının ölmesi de yetenici kötü. Buradaki yegane karşı argüman denizci olmaması. Ama denizcinin karısı ismini ona diğer insanlar taktı muhtemelen. E, denize bakarak herhalde sürekli dua etmesi yüzünden kocasının denizci olduğunu farz etmiş olabilirler. Veya sürekli evlenme yüzünden de bu isim alınmış olabilir. Neticede Bravos'a gelenler de denizcidir. Yine de bu koca hikayesini o da anlatmış olabilir. Bu konularda çok kesin bilgimiz yok maalesef ama Kendisi 14 yaşındayken denizde kocasını kaybettiği bilgisinden yola çıkarsak Tiş yanında 14 yaşındayken Tirin ile evlendiği ve Tayvin'in olayı keşfetmesi sonrası başına gelenler ve kovulması düşünülürse kocasını kaybettiği yaşı da tutuyor. Siz ne dersiniz? Denizci'nin karısı aslında Tiş olabilir mi? Bu durumda Tirin'in meşhur doğumlu bir kızı var. Bunu görünce öldüce şaşıracaktır videomuz burada sona eriyor. Beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.